Evet arkadaşlar, 6. sınıf öğrencilerimiz merhabalar. İnşallah bugün ünite 1'den devam edeceğiz. Fakat farklı bir konu, 3. konumuz peygamberler insanlar için en güzel örnektir konusunu ele alacağız. Ders kitabımızın 16. ile 19. sayfa aralıklarında geçmekte bu konu. Tabii ki ben anlattıktan sonrası ne yapacaksınız? Bu konuyu yeniden ele alıp okuyacaksınız. Arkadaşlar başlamak istiyorum derse. Bildiğiniz gibi biz önceki derslerde neyi işlemiştik? Peygamberlerin özelliklerinden bahsetmiştik. Peygamber ne demek? Onları öğrenmiştik. Demiştik ki peygamber Farsça bir kelimeydi. Türkçesi elçi demekti. Arapçası ise Resul ve Nebi demek idi. Kur'an'da 25 peygamber adı geçmekteydi arkadaşlar. Ve bu peygamberlerin 5 temel özelliği vardı. Sıdk, emanet, vetanet, ismet ve tebliğ. Umarım ben öyle umuyorum. Siz bunları ezberlediniz. 25 peygamberin adını ezberlediniz. Ve evde bunu ya abinize, ya ablanıza, ya kardeşinize veya velilerinize ezbere söylediniz diye umut ediyorum. Evet, yeni konuya şu şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi peygamberler nedir arkadaşlar? İnsanlardan seçilirler. Peygamber nedir? İnsanlardan seçilir. Çünkü arkadaşlar bakın bu vahyin muhatabı insandır. Hatta Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde müşriklerin çoğusu ne diyordu peygamberimiz için? Bu nasıl bir peygamber ki bizler gibi yemesi içmesi var, uyuması var, bizler gibi pazarda çarşıda dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Böyle bir peygamber olamaz. Hatta peygamber dediğin işte melek olmalı gibi istekleri de bulunuyorlardı. Öyle düşünüyorlardı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi arkadaşlar? Eğer de ki eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı biz onlara elbette bir melek peygamber gönderirdik. Yani Allah-u Teala ne diyor? Aklını kullan. Sen melek olsaydın ben sana insandan değil de melekten bir peygamber gönderirdim. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Vahyin muhatabı insan olduğu için yine peygamber insanlardan seçilmiştir. Çünkü arkadaşlar vahyin muhatabı insandır. Umarım muhatap kelimesini bilmeye yoktur. Muhatap yani benim konuştuğum karşıdaki kişi o. Yani şu an benim muhatabım kimdir arkadaşlar? Sizlersiniz. Sizinle konuşuyorum. Bu şekilde düşüneceksiniz. Evet arkadaşlar bu peygamberler çünkü nedir? İnsanlara insandan seçiliyor demiştik. Ve insanın halini en iyi şekilde anlayacak olan insan olduğu için yine bu peygamberler bize ne yapmıştır? Örnek olmuştur arkadaşlar. Peygamberler insanlara örnek olurlar. Ve örnektirler. Bu şekilde biz not alabiliriz, yazabiliriz. Arkadaşlar bu peygamberler aynı zamanda ne yapıyor? Allah'tan almış oldukları bu emir ve yasakları aynen olduğu gibi tebliğ ediyordu, onlara aktarıyordu. Ama nasıl aktarıyordu arkadaşlar? İlk önce kendisi yaşıyordu, hayatına uyguluyordu. Sonra da diğer insanlara diyordu ki hadi bakalım siz de yapın. Yani ilk önce kendisi yaptıktan sonra pratikte göstermiş oluyordu. Hem yaşantısıyla hem sözleriyle peygamberler insanlara dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ediyordu arkadaşlar. Bakalım şöyle yazabiliriz. Peygamberler dinin emir ve yasaklarını yaşayarak tebliğ eder. Böyle bir şey, bir cümle yazabiliriz. Evet. Başka bakacak olursak arkadaşlar, hani dedik ya ilk önce kendileri yapacaklar, ondan sonra bizlere aktaracaklar demiştik.
Buna benzer arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de aynı zamanda ne yapmıştır Allah-u Teala? Bizlere bu peygamberlerin hayat hikayelerini anlatmıştır. Örnekli yani bizlerin zaten bu peygamberlerin Kur'an'da anlatılma sebebi biz insanların bu peygamberleri kendimize örnek almamızdan dolayıdır arkadaşlar. Kur'an'da bazı kelimesini de yazalım hatta arkadaşlar. Çünkü bütün peygamberler anlatılmamıştır. Bazı peygamberlerin örnek hayatı anlatılır. Şu L olacak. Anlatılır. Evet arkadaşlar. Biz Kur'an'a baktığımız zaman tabii ki burada hepsini biz ele alamayız. Bizim gidip ne yapmamız gerekiyor? Gerekirse elimizde bir peygamberler tarihi kitabı olacak. Bunların hayat hikayelerini okuyacağız veya internette biz bunları izleyebiliriz onların hayat hikayelerini arkadaşlar. Yani kitaplardan, çeşitli makale, dergilerden, ondan sonra ansiklopedilerden bu peygamberlerin hayat hikayesini okumamız gerekiyor. Burada kısaca 4 tane peygamberin şöyle adını yazacağım. Hazreti Eyüp Aleyhisselam arkadaşlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bizler için nedir? Sabrıyla ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü bu peygamber Hazreti Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Çeşitli musibetlerle karşı karşıya kalıyor. Evini, barkını kaybediyor, çocuklarını kaybediyor. Buna rağmen bu peygamber Eyüp Aleyhisselam ne yapmamıştır? Asla ve asla Allah'a ne yapmamıştır? İsyan etmemiştir. Çok sabırlı olmuştur. Hatta arkadaşlar en sonunda o kadar hasta olmuş ki en sonunda dua etmiş. Ya Rabbi beni iyileştir, bana şifa ver ki ben sana yeteri kadar kulluk edemiyorum. Sırf bundan dolayı Allah'tan şifa dilemiştir arkadaşlar. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşlar Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bütün peygamberler önemli ama burada yazdığım peygamberler sadece birkaç örneğidir arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam da iffetiyle ön plana çıkmıştır. İffet demek namuslu olması, ahlaklı olması bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece Yusuf Aleyhisselam'ı anlatan bir sure var. Yusuf Suresi. Sırf Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahsetmiş. Yine Yusuf Aleyhisselam niye iffetiyle ön plana çıkmıştı onu anlatalım. Biliyorsunuz işte abileri tarafından kuyuya atılıyor sonra Mısır'a gidiyor. Orada Mısır'da kendisine iftira atılıyor. Allah'ın haram kılmış olduğu yola düşmesini istiyorlar. Fakat Yusuf Aleyhisselam bu yola düşmemek için elinden geleni yapıyor ve bundan dolayı kendisine iftira atılıyor ve zindana düşüyor arkadaşlar. Ve bundan dolayı da Yusuf Aleyhisselam nedir? İffetiyle ön plana çıkıyor. Onun hayat hikayesi, pardon arkadaşlar bu Yusuf kıssası Ahsenül Kasas. Ahsenül Kasas diye geçiyor arkadaşlar. Yani kıssaların en güzeli diye nitelenmiştir. Kıssaların en güzeli. Parantezi kapattık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Onu da yazacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da arkadaşlar yine biliyorsunuz hayat hikayesini öğrendiniz, gördünüz, duydunuz. Hani oğlu İbrahim ve İshak Aleyhisselam vardı. İşte kurban kesme olayı var. Gökten koç indirme meselesi var. Ateşe atılma meselesi var arkadaşlar. Ateşe atılıyor, yanmıyor gibi. Burada özellikle İbrahim Aleyhisselam arkadaşlar iki konuda ön plana çıkmıştır. Allah'a olan teslimiyeti. Nasıl? Bunu biz nereden öğreniyoruz? Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman meleklerden birisi geliyor. Ey İbrahim beni Allah gönderdi. İşte seni kurtaracağım. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Diyor ki hayır seni gönderecek olan Allah beni kurtarır. Senin yardımına ihtiyacım yok. Allah beni kurtaracaktır diyor. Ve ateşe atıldığı zaman Allah gerçekten onu kurtarıyor.
Ey su, ey ateş İbrahim'e karşı serin ol emri geliyor arkadaşlar. Burada yine biz neyi görüyoruz? İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan teslimiyetini, samimiyetini, ihlasını göstermiş oluyor. Yine hangi konuyla arkadaşlar kıvrak zekasıyla da ön plana çıkmaktadır. Biliyorsunuz o döneminde yaşamış olduğu insanlar putperest veya ateşperest kişilerdi arkadaşlar. Çeşitli dinlere mensup kişilerdi. Bunlara arkadaşlar ne yapmıştı? İşte güneşi gösteriyor, ondan sonra ayı gösteriyor. Hayır, bu tanrı olamaz diyor. Bu da bir insana neyi vermiş oluyor? Diyor ki yıldızlar gösteriyor. Bunlar bakın tanrı olamaz. Güneş doğuyor, batıyor. Ondan sonra yıldızlar parlıyor, ay çıkıyor falan. Bunlar da belli bir süreden sonra kayboluyor. Demek ki bu benim tanrım olamaz diyor. Yine hangi konuda arkadaşlar? Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam hani putları kırıyor. Ondan sonra baltayı büyük putun üzerine asıyor arkadaşlar. Burada yine hani çağırıyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı. Bunları sen kırdın. Hayır diyor. Bak işte şurada büyük bir tane put var. Balta da onun üzerinde. Herhalde o kırmıştır diyor arkadaşlar. Ve burada diğer insanlar ne diyor? Diyor ki hayır o kıramaz. O bir taş yani hareket bile edemiyor. İbrahim Aleyhisselam da hemen şunu söylüyor. Bak sen kendi ağzınla söylüyorsun. Put diyorsun, hareket edemez diyorsun. Yani aciz bir şey, taş, bildiğin taş. Buna niye ibadet ediyorsun, buna neden tapıyorsun diye o insanların aklını kullanmasını istiyor İbrahim Aleyhisselam. Yani İbrahim Aleyhisselam sonuçta zekasıyla ön plana çıkmıştır. Fakat şurada çizgi atarak şöyle bir şey söyleyeceğim. İbrahim Aleyhisselam için arkadaşlar Halilullah demiştir Allahu Teala. Hani burada yanlışlık var. Şuradan sileyim. Halilullah diyelim arkadaşlar. Halilullah. Ne demek Halilullah? Allah dostu. Evet, burada bunu da öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Halilullah. Halil dost demek. Şurada da Allah'ın dostu arkadaşlar. Halilullah. Evet, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la ilgili şunları dile getireceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hatemül Enbiya'dır arkadaşlar. Unutmayın. Hatemül Enbiya. Enbiyaların yani peygamberlerin sonuncusu, mührü anlamına geliyor. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği ilk başta merhamettir. Merhametiyle ön plana çıkmıştır. Biz bu Peygamber Efendimiz için arkadaşlar hani sadece merhamet değil işte sabrıyla olsun, dürüstlüğüyle, doğruluğuyla, adaletiyle her konuda ön plana çıkmış olduğu için Kur'an-ı Kerim'de onun için ne diyor? Üsve-i hasene. Yani en güzel örnek. Evet arkadaşlar şimdi bizler burada bu konuyu öğrenmiş olduk, ele almış olduk, görmüş olduk. Sizler pardon özür dilerim. Ders kitabındaki o sayfa aralıklarını okumanız gerekiyor. Oradaki ayetleri, hadisleri görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizler en sonunda ne yapacağız? Bunlarla ilgili bu peygamberlerin, 25 peygamberin hayat hikayesini okuyacağız. Kendimize örnek alacağız bunları. Ve hayatımıza uygulayacağız arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.